Şimdi ben Gelani'den atlaya atlaya okuyacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın inşallah. Tabir olarak söylüyorum, istila olarak söylemiyorum. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Allah da unutmak yok ama rahmetini kastediyoruz. Yani bize bırakmasın. Cenab-ı Hak istikametten de ayırmasın. Kendisi rızası dairesine hareket ettir. Çünkü asır istikarsız, istikrarsız, istikametsiz bir asır. İstikamet zor. İlim çok ama istikamet... İstikamet zor. Herkes biliyor musun? Herkes biliyor. Sokak şeyhle dolu. Mürit yok. Acayip bir şey. Mesela şuradan başlayacağım. 8. Lema'dan okuyacağım. Geylani Hazretleri 6. asırda yaşamış. Şu anda biz 14. asırdayız. 1400. Şerî tabii. 800 sene önce bahsediyor. 8. Lema Geylani Hazretleri'nin kerameti. 8. Şua ise İmam Ali'nin kerameti. Radiyallahu anh. İmam Ali'nin çok okunuyor ve ben çok okuyorum. Bugün de Geylani'nin okuyayım diyorum. Niye öyle başlayacağım? Gelecekten, geçmişten bu kadar salih söylüyorlar. Gelecekten pek yapmıyorlar. Azam gibi büyük veliler bazı efkatta mazi ve mustakbeli hazır gibi müşahede ederler. Yani şu andaki zaman şuradayız. Bir dakika sonra bilemiyoruz. Nasıl bir inkişafat ki? 800 sene sonrayı söylüyor. Bu peygamber değil ya. Öyle demiş ya, kafirler de zındıklar da demiş. Burada var yani. Biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz. Ama Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Kafirlerin bir kısmı demiş ki, biz İslamiyet'i kabul edemiyoruz. Fakat Abdülkadir-i Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Onlar demiş. Evliyayı inkar edenler Vehhabilerin müfrit kısmıymış. Vehhabiler evliyalığı da inkar ederler, kerameti de inkar ederler. Mucizeyi de inkar ederler. Mucizeyi de inkar mı ediyorlar? Ediyorlar he. Mesela Miraç mucizesini demiyor. İnkar ederler, müfrit ya. Vallahi acayip bir şey. Şimdi diyor ki, azim gibi büyük veliler bazı evkatta, bazı vakitlerde mazi ve mustakbeli hazır bir müşahede ediyorlar böyle. Şimdiki gibi görüyorlar. Neden maziye ait cihette saraat suretinde haber veriyorlar da istikbalden hafi remizlerle, gizli işaretlerle bahsediyorlar? Yani maziden çok açık söylüyor ama gelecekten işaret nevinden yapıyorlar. El cevap bunu okuduktan sonra esas mevzuma geçeceğim. La ya'lemul gaybe illallah. Gayb ancak Allah biliyor ayetiyle. Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min resulin. Ayeti ifade ettikleri kutsi yasağı, gelecekten haber vermek yasak. Bilmiyorlar değil, biliyorlar. Kutsi yasağa karşı ubudiyetkarane bir hüsnü edep takınmak için, edebini bozmamak için gelecekten tasrihen, yani böyle çok açık yapmıyor, işaret mesleğine İşareten haber veriyor. Ta ki işaretler ile, remiz ile anlaşılsın ki ihtiyarsız, nihayetsiz bir surette talim-i ilahi ile olmuştur. Yani edebi bozmamak için, yasağı aşmamak için. Fakat mektubatta 8. nükteli işarette diyor ki bazıları ama bu yasa bayağı aştı. Mesela bunlardan bir tanesi Hazreti Ali, peygamber değil. Hazreti Abdülkadir Geylani aştı. Niye diyor soruluyor. Tamamen mesela ya mudrike li zalike zaman. Ey zamanın Kürt Said diyor. Mudrike Kürt demek. Hepten unsuri şeyini de doğduğu yeri de söylüyor. Niye böyle? Çünkü ahir zaman o kadar fitne olacak, o kadar dehşet olacak ki imanı kurtulması adına bu rızkı alarak risk alıyor. Yasağı aşıyor. Yani insanlar itimat etsin imanı kurtulsun diye. İmanın kutsiyetine binaen. Bunu yapıyorlar. Çünkü istikbali olan gaybiyat niyet ve ihtiyar ile verilmediği gibi, yani senin ihtiyarına olmuyor. O zaman niyet ile de müdahale etmemek. O yasağa karşı adem itaati işmam ediyorlar. Yani
Dolayısıyla yasağa uyuyor. Şimdi en önemlisine başlıyorum. Şimdi 800 sene önce ustaptan bahsediyor. Abdülkadir bak 800 sene bir mesafeden. Kur'an'da ilmi cifirle, harflerin sıfatlarıyla, vasıflarıyla, tabiatlarıyla, maliyle vesaire hesaplar, tefsirler yapılıyor. 350 bin çeşit tefsir gelmiş. Ebced teca, cifirle, ebcedle mana tefsirinden okuyacağım şimdi. Diyor ki, وَكُنْ قَادِرِيَ الْوَقْتِ لِلّٰهِ مُخْلِيسَ تَعِيشٌ سَعِيدًا صَدِقًا بِمُحَبَتِ İlmi cifirle manası. İlmi cifirle manası. Ey Said! Said zaten söylüyor kendisini. Taişun Said'den sadika bir muhabbeti. Yani Hazreti Ali'nin ya mudrike li zalike zaman. Ey zamanın Kürt Said'i. Ona keşke deseydi. Ey zamanın Laz Hasan'ı deseydi. Hoşuma giderdi ama demedi. Çünkü hak etmiyor. Ama dedi yani bakın. Şaka diyorum ha. Şaka dediğimi zannediyorsunuz. Ona dese vallahi hoşuma giderdi. Sayfa 736. Şu alardan okuyorum. Yekike şerretil kel fitneti şerre külli kurbetin ve mihnet. Fıkrasıyla ey Said-il Kürdi 1354'te 1938 tarihine yetişirsen 1938 ediyor. Mevla-i Azim'inden o zamanın ve o asrın fitne ve şerlerinden muhafazan iste ve yalvar. Ya mudrike lizalike zaman. Ne der? Mudrike kelimesi ters koymuş. Hazreti Ali, mudrike kerede Kürt. Ya Saidu mudrike, mudrike lizalike zaman. Zamanı Kürt Said. Şimdi okusaydı, zamanı değil mi Hasan, Laz Hasan'ın okusaydı? Değil mi? Hoş olacak ama. Yani 1400 sene olmuş Hazreti Ali'nin söylediği. Bu da 800 sene. Taişun sadikan, Said'in sadikan bir muhabbeti. Ey Said. Bana sadakatinden dolayı İyaşem'de neyse metnini okuyayım. Bu Hazreti Ali'nin yani. Ne acep şeyler. Bunu çok okuduk şey yapmayacağım böyle. Çok hoşuma giden bir yer. Onun için biraz hakimim bu mevzuya şeye. Bu 8. şuaya. Ama bu bak ne acep. Ey Said. Ya Said yok diyor. Said var kardeş bak. Said'den. Sadikan bir muhabbeti. Ey Said. Cifirle manası. Hemen şunu da belirteyim. Endişe etmeyin acaba öyle midir diye. Bu külliyat kadar elekten geçmiş, bilir kişiden geçmiş, hiçbir kitap bilmiyor. 1700 küsür aynı kitap mahkemeden geçmiş. İki kişiye, iki grup bilir kişiye verilmiş. Bundan felsefe noktasında, mantık ilim noktasında suç bunu, grup. Ehli bida, dinini dünyaya satan işkembesiyle dine bağlı olanlar var ya, şu anda da böyle inkar edenler var, mufrit vehhabiler, mucizeyi, kerameti vesaire inkar edenler, o zaman daha şeydir. Ona verdiler. Bunda hata bu. Bulamadılar. Ne dediler peki? Şunu buldular. Onu da söyleyeyim. Said diyor, halüsinasyon görüyor diyor. Çünkü diyor, ne dedi? Bana diyor, ihtar edildi diyor. Kendini diyor, çok geçmişlerde bazen hisseder diyor. Halüsinasyonmuş. Bazen gelecekte hissedermiş. Halüsinasyon. Bunu buldum. Dolayısıyla şu okuduğum, niye söylüyorum? Bu zındıklara verdiler bunu. Kusur bul diye. Peki bir şey değil mi? Muarız hepsi. Tabii muarız bunlar. Bir, felsefe noktasına kusur bu izahlarında. İki, ehli bidaya. Din noktasına kusur bu. Halkın izni şey yapar. Ondan sonra bulamayınca mahkemelerle, onu da bulamayınca mahkeme ama görüyor da yani o da hakimler zındık değil ya. Bu sefer iğne, zehir. O da olmadı, 3 tane uçak, arkasına mermi atmalar. Ya acayip böyle bir imtihan geçiren kitap mı var? Ey Said! Onlar da gördü. Ulan nerede Said var dedi. Ha Taişun Said'den varmış ya. Sen zamanın Abdülkadir'i ol. İhlası tamı kazan. Yani bana da diyor da şimdi yani. Ona has olsaydı burada niye yazsın? İhlası tamı kazan. Fakrınla beraber maişetini düşünme. Taişun. İyaşini düşünme. Ama fakir olacaksın. Nas'tan minnet alma. İsmin Said olduğu gibi maişette de mesut olacaksın. Said'in bir manası mesut demektir. 800 sene önce atlan bunu söylüyor. Çok acayip değil mi ya? Başka atlıyorum. Enna li muridi hafizen ma yekhafu ve rusuhu fi kulli şerrin ve fitne. İlmi cifirle manası. Bak o zındık adam baktı cifirci bunlar. Ha tamam. Ne diyorsun yani? Ha, sen hiç boşuna zorlamana gerek yok. Bu geçirmiş böyle bir imtihanı.
14. asırda El-Kürdi lakabıyla yad edilen Molla Said benim müridimdir. Allah Allah. O fitne ve bela asrının her şer ve fitnesinden Allah'ın izniyle ve havlu kuvvetiyle onu muhafızıyım. Muhafaza edeceğim diyor. Zaten üstadın yaşaması mümkün değildi ya. Nasıl yaşadı? Ha bundan. Atlıyorum. Muridi iza makane şarkan ve mağriben ehisu iza mesara fi eyyi beldetin. İlmi cifile manası. O Gavs'ın muridi olan Said-ül Kürdi, Rusya'da esaretle Asya'nın şarkı şimalisinde ve ehli bidanın eliyle Asya'nın garbına nef olunarak kaldığı miktarca ve Sibirya taraflarından firar edip fevkalade çok biladı seyr-ü seyahat etmeye mecbur olduğu zaman Allah'ın izniyle hal ve kuvveti Rabbani ile ona imdat etmişim. İstimdadına yetişmişim. Biliyorsunuz o mufassalca yazar ama bununla alakalı olduğu için o parçayı nakledeyim. Ustad Vladivostok'ta kaç sene esir yaşadı? Esarette kaç sene yaşadı? Peki kız mı kaçırdı da Rusya'da esaret düştü? Ne yaptı? Vatan müdafasında 4 talebem hariç diyor. Burada okudum. Bugün çalışarak geldim. Hepsini feda ettim diyor. Bitlis düşmesin diye. Bütün talebelerini feda etmiş. Vatan için adam neyle yargılandı? Vatan hainidir diye ilan ettiler. Bütün talebelerini feda etmiş. Ve Rusya'da esaret kalmış. Esarette nasıl kurtuldu? Orada bir Tatarların camisi vardı. Oraya giderdi. Koğuşta bir adam geldi at arabası. Hapishanede şeye geldi. Orada da bir şey varmış böyle sur. İstanbul suru gibi. Yaşlı adam dedi ki ya Said yarın burada hazır ol durup dururken ondan sonra seni buradan ben alacağım götüreceğim diyor. Ondan sonra hiç sormuyor sen kimsin diye. Neyse adam atlı araba geliyor o kışlaya ne getirmişse. Ustad da otun içine giriyor. O zaman da mızraklar var, kılıçlar var ne bileyim. O surdan çıkarken sen paldır küldür çıkarır mı adam seni otu? Otu delik deşik ediyorlar içinde kimse var mı diye. Allah isabet ettirmiyor. O kamptan öyle çıkıyor. Sonra belirli yere kadar geliyor at arabası. Sonra orada adam ustadı çıkartıyor. He? 2,5 sene. 2,5 sene. Sonra o yol ikileşiyor. Orada indiriyor. Ya Said diyor benim vazifem buraya kadar diyor. Sen diyor şimdi diyor gideceksin diyor. Yol ikileşecek diyor. Sen ondan sonra diyor orada bir otlayan sığır göreceksin diyor. Sığır seni görünce otlamayı bırakacak. Sana yol göstermek için diyor bir yere gidecek. O seni bir mağaraya götürecek. Ondan sonra o sana yol gösterecek dedi. Ustadım peki dedi böyle baktık. Ama dedi baktık arkadaş kimse yok. Badıl abinin mufasalında bakarsın. Sonra anladı tabii zaten gitti. Sığır aynen öyle oldu. Mağarada baktı Abdülkadir Geylani Hazretleri temsil etmiş. Ondan sonra orada işte şeyler söylüyor işte. Ezanlar kalkacak. Kur'an harfleri kalkacak. Şunlar bunlar olacak. 10 tane şey olacak. Sen bunu böyle yapacaksın, bunu da böyle yapacaksın. Ondan sonra hop oradan Avusturya'ya, oradan Yunanistan'a, ondan sonra İstanbul'a geliyor. Ne esaretten geliyor İstanbul? 1915. İstanbul 1918 işgal altında. İngiliz. İngilizler hiç işgal etmiş biliyor musunuz 1918'de? Hiç mermi atmadan İngilizler gitti. İngiliz gider mi mermi atmadan? Söndürmeden. He? Söndürmeden. Hiçbir şey yapmadan. İngilizler... Ve ustad yanına halka alarak hücumat istiyle bir kitap neşrediyor. İngilizlere karşı halk hareketini başlatıyor. Böyle bir insan. Bu insana İngiliz ajanı diyen oldu biliyor musunuz? O zat beni mahkemeye verdi. Said diyor İngiliz ajanıydı diyor. İngilizlere karşı İstanbul işgalinde 1918'de Hutuvat İstit'te adlı eseriyle İngilizlere karşı halkı yanına alarak halk hareketi başlattı. İngiliz başpapazı buna ölüm fermanı çıkarttı. Sonra dediler ki eğer bunu asarsan Doğu ayağa kalkar. Maksadımız kalır. Yapma diye mi geri alıyor. Ama ustad mücadele ediyor. İngilizler bir mermi atmadan İstanbul gidiyor. Söyleyin bak söylemeyin. Öğrenin bakalım. İngilizler ne aldı ki mermi atmadan gitti. Ama Çanakkale'den 1915 o gelmeye çalıştılar ilk. Bu kadar gemileri gitti. Kaç devlet gitti canım. Ama adamlar İstanbul'a geldi. Hiçbir şey olmadan gitti. Allah Allah. Siz öğreneceksiniz onu. Şimdi kardeşim, ustad,
hayatıyla okuyor tarihi. Başka bir şey okuyorum. Feya munşidan nazmi fakul huve la tehaf fe inneke ma'rusun li aynil inaye. İlmi cifile manası. Bediüzzaman Molla Said Nami ile yad olunan ve evrad-ı muntazamasını okuyan muridine der ki, Geylan Hazretleri'nin şey var, evradı var. Hizbullah Kayki Nuriye'de. Biz de okumuyoruz ki. Tövbe estağfurullah. İtham etmeyeyim ya. Okuyorlar çok şükür. Şaka dedim. Evrad-ı muntazamasını okuyan. Çünkü iki tane bizim çok ciddi evradımız var. Bir Geylan Hazretleri'nin, Cevşen'in sonunda dualar var ya. Bir de Evrad-ı Kudsiye Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin münacatı var Cevşen'inde. Başında Osmanlıca'da yazıyor. Der ki, âli bir manada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan ders almış. Bahattin Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Gelmiş âlim-i şehadette o münacatı yazmış. Orada ya. Acayip lezzetlidir. İnanın bana. Okumakta acayip bir lezzetlidir. İlk önce seni imtihan eder. Bir iki defa seni zorlar, zorladıkça şey yap ama iki üç defa okuduktan sonra vallahi çok lezzetlidir. Ruhani bir lezzeti var yemin ederim böyle. Ustadı zehirden kurtaran üç tane eser var. 28 defa, 17 defa resmen zehirlenmiş. Zehirden kurtaran üç tane münacat var duvakit şeyde, Hizbullah Kalki Nuri'de. Hangisiydi? Cevşen, Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin Evrad-ı Kudsiyesi. Bir de? Hayır. Hayır. Tahmidiye. Tahmidiye. O da orada. Kur'an'a da oku sen. Sana yine vermediler ya. Usta da yine verdiler. Üç eser. Emirdağ'da söylüyor. Kaç yerde söylüyor hem de. Beni kurtardı dedi. Emirdağ kaçıncı sayfada? Bu üç dua beni kurtardı. Bulun onu da. Hadi bakalım. Benim nazım diyor ki Geylani Hazretleri. Evrad-ı Muntazamasını okuyan muridine der ki. Benim nazmımı yani meslek ve meşrebimi ve mücadeatımı gösteren makalatımı söyle. Yani nazmımdan murat. Senin risalelerin ve sözlerin ve mektubatındır. فَقُلْهُ وَلَا تَخَافْ 1332'de o sözler ile mücadeleyi başla. 1332 nasıl çevireceksiniz ben fatihini söyleyeyim. 1332 ya 584 de topluyorsunuz. Ve en kolay şöyle. 1332. Son ikisini 32. 32'den 16 çıkar. Ne kalır abiler? 16 mı? 4 de ekliyorsun. 20. O 1300'ü de 19 diye okuyorsun. 1920. Yani biraz uzadı, zor diye deme. Mesela bir kolay yapayım. 1316. Son iki rakamından 16 çıkar, 1900 diye oku. 1316. 16 çıkarsan, 16'dan 16 çıkarsan 0, 1900'e. Bu kural yani. Yok ben bunu bilmiyorum. 1316'yı o zaman 584 sabit sayıyla toplarsam çevriliyor. Çıkan sayı Rumi'dir. İki de eklersen Arabi olur. Allah Allah. Sonra fekulhu ve la tahaf 1332'de ne yapar? 1332? 1916'da. O sözleriyle mücadeleye başla. Nedir o? İlk başladığı eser. 1916'da neyle başladı? Hangi eserle başladı? At üstünde, savaşta, işaret edeceğiz. 1916'da. Sen inayet ilahiyenin hıfzındasın. Korkma. Hepimiz inşallah öyleyiz. İnanın bana. İnanın bana. Hepimiz öyleyiz. Bu Rusya şey yapayım, atlayayım. O kadar var ki. Ne o kadar hangisini okuyorum? O kadar güzel ki. Çok keyif veriyor ya. Mesela Şadi Şirazi'nden de var. Hakikatli bir latife. Bir okuyayım bir şey. Bir de biraz rahatlatayım sizi. Sultan Süleymani Kanuni. Ustad biraz böyle, ustadın böyle kültürünü bir aşina olursan Ustad çok onayladığını ya veya söyleyeceği konuda çok onaylarsa taltif varane bir şey kullanır. Bazı şeylerini de şey yaparken böyle kullanır. Sultan Süleymani Kanuni kesretti 40 çeşme sularını İstanbul'a getirdiği vakit. Kaç tane çeşme getirmiş? 40. Nereden getirmiş biliyor musunuz? İstranca ve Kemerburgaz. O yolu. O zaman başta kim vardı biliyor musunuz? Hatırlayan var mı? Şeyhülislam. Zembilli Ali mi? Bak Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi. Ona demiş ki böyle alişan kahramanlar var. Aynı düz okuyacağım da ben ne yapayım? Ali. Sen bilirsin abi. Okumayayım mı? Nasıl abi olabilir? He, yani yok zaten yazıyor ben ne yapayım? Yani ne su getirmiş 40 yerden. Hilaf-ı şeriat kanunları. Şeriata zıt kanunları Avrupa'dan getirdin cihetle.
İstanbul'da öyle bir bok seçtin ki o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse 100 senede temizleyemez. Metni okudum, daha ben diyemem. Öyle yaptın diyor. Yani 40 tane çeşme 100 sene üzerinden aksa o getirdiğin pisliği temizleyemez. Şimdi detayını okuyayım. فَمُرِيدِ اِذَا دَعَانِي بِشَرْقٍ اَوْ بِغَرْبٍ اَوْ غَارٍ فِي بَحْرٍ تَعِي اَخِسْهُ Garp'ta beni çağırdığı vakit onun imdadına yetişeceğim. Evet o doğrudur. Arabi tarihiyle 1339'da müthiş bir buhran-ı ruhi ve dehşetli bir heyecan-ı kalbi ve dağdali bir tevahuş-u fikri geçirdiğim sıralarda pek şiddetli bir surette Hazreti Gafs'tan istimdat eyledim. Bak. Bir iki yerde bahsettiğim gibi Futul Gayb kitabı ile gelen Hazreti'nin bir kitabı var. Futul Gayb orada ne diyor? Kitabı ile ve dua himmetiyle imdadıma yetişti ve o burhanı geçirdim. İşte o müridi ise bir çare Said-i Kürdü olduğunu meşhur kadisesinde gösteriyor. Şimdi bir yerde okuyayım. Çok ilginç o şeyde. O kadar şey var ki ceviz meselesi çok güzel bir acayibim. Hep orayı okunca gülerdim. Hazreti Gafs'ı ceviz için aktif etmiş ya. Bakayım ceviz niye bulamadım. O doğuda ekseriyette Nakşi'ydiler. Ustad onlara zıt şeydi, Kadiri'ydi. Yani bu arada bakayım nerede bulacağım. 143 olabilir abi. Kaç? 143. 143 miydi? Ha. Oo biz şey atladık. Evet. Allah razı olsun. Aferin. Ustadımız kendisi söylüyor. Ben 8-9 yaşındayken, bütün nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gafs-ı Hizanname ile bir zattan istimdat ederken ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak ya Gafs-ı Geylani derdim. Şimdi koca kutbul azamı nasıl aktif ediyor bak 8-9 yaşında çocuk. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi emniyetsiz bir şey kaybolsa cevizden ne olacak yani? Ceviz için Geylan aktif olur mu? 800 sene önce. Elinde çocuk ya. Elimden diyor bir ceviz, emniyetsiz bir şey kaybolsa ya şeyh sana bir Fatiha. Bedava yok. Sen benim bu şeyimi buldur. Cevizimi buldur. Sana bir Fatiha diyormuş. Fatiha gönderiyor cevizi buluyor. Aciptir ve yemin ediyorum ki bin defa bak bin defa ustad yemin ediyor. Böyle Hazreti Şeyh himmet ve duasıyla onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Eskar ne kadar okumuş isem Zat-ı Risalet'ten aleyhissalatü vesselam'dan sonra Şeyh-i Geylani hediye ediyordu. Biz eskide dolmuş mu Rize'de? Öyle dolmuş mu olur gece? Ostin bilir. Rize'ye derse gittik rahmetli Zir abiye, belden aşağı felç. Gittin, tamam geri dönemezsin yani. Arabamız zaten yok. Gündüz gittik. Geri dönme şansın yok. Orada da kalamazsın. Yani ana caddeye çıkacaksın Mehmet. Otostop yapıp da o zaman çok araba değil. Ancak kamyon gelirdi böyle Batum'a, Hopa'ya. Giden kamyon belki alır seni. Şaban Ali ile beraberiz. Gece. Sağ çıktık dışarı. Ders bitti. Bunu zaten biliyorduk. Sabahladığımı ben biliyorum dün hatta. İnan sabahladığımı biliyorum. Bekliyoruz. Kimse de almadı. Mecbur. O dersi biliyoruz yani. O dersi kaçırmayayım diye. Dedi ya bu işin bir kolayı yok mu ya? Ne yapacağız dedi. Vallahi dedim kitapta ben Şaban Ali okudum dedim. Usta cevizi kaybolsa ya usta sana bir Fatiha. Bedava yapmıyor. Cevizin bana bulur sana bir Fatiha. İyi dedi. Biz dedi hem ona yapalım dedi. Hem ustada Fatiha okuyalım. Araba göndersin. İnan bu kitabın hürmetini söylüyorum. Biz de saf gençiz ya. Ha ya ceviz için yaptı da biz araba için yapsak ne olur? Fatiha okumadık. Dakika. Kamyon durdu. Cam açtı dedi ki, ya dedi falan yeri soruyorum dedi. Bizden çok sonrası tamam mı? Oraya kadar bizi götür. Biz de sana tabi edeceğiz. Tamam aldı bizi. Ben bu tevafuk için söylüyorum. Allah Allah. Kul ve la tahaf. Korkma sözlerini söyle diyor. Sen şarka ve garba gideceksin. Çok fitnelere ve şerlere girip umumunda
Esbab-ı Adiye'nin fevkinde bir tarz ile kurtularak mahfuz kalacaksın. Bunlar hep onun. Bak buraları hiç okumadım ha. Ne yapacağız peki? Siz okuyacaksınız. Okuyacağız da. Sabaha kadar buradasınız zaten. Kaçmanız hiç şansınız yok. Ustad Osmanlı'nın son dönemlerinde bir yerde azaydı. Neyse hatırladınız mı onu? Beraber işliyoruz efendim. Neredeydi bir azalık yapıyordu? Hiç, ha? Darul Hikmet-ül İslamiye. Yani şu anda Diyanet'in din işleri yüksek kurulu var ya, dışarıdan, yurt dışından ve yurt içinden gelen sorulara cevap verme makamı. Böyle bir makamda ustad bulunuyordu. O müessesenin adı Darul Hikmet-ül İslamiye. Tamam mı abiler? Şimdi 800 sene önce bak ismini söyleyecek Geylani. Ente fi darul hikmeti fetulubu tabiben yudavi kalbek. Yani ey bir çare, sen Darul Hikmet-ül İslamiye'de bir aza olmak cihetiyle güya bir hekimsin. Ehli İslam'ın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun. Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine tabip ara, şifa bul, sonra başkasının şifasına çalış. Ustada diyor. İşte o vakit o tefessürüyle maddi hastalığım gibi manevi hastalığımı da katiyen anladım. Şimdi seyret bak ne diyecek. Ha böyle dedi ya, sen en çok hasta sensin dedi. O şeyhime dedim, sen tabibim ol. Elhak o tabibim oldu. Onun kitabını okumaya başladım Celaleddin kardeş. Onun kitabının adı nedir? Futul Gay. Bak ne diyor. Fakat pek şiddetli ameliyat-ı cerrahi yaptı. Çok şiddet vuruyor. Futul Gay. Talebelerine ne diyor biliyor musun? Talebesine ya 800 sene önceki. Geylan'ın talebesi ne olur şimdi? Kutbun Azam'da. Bak 800 sene önce Geylan'ın talebesi. Şimdi ne olur? Kutbun Azam olur ya, kutup olur. Ama Geylan'ın talebeye bak ne diyor? Onlara hitap ettiği kitabı, usta şöyle kitap okuyor. Kitabı bana hitap ediyor diye okudu. Bak talebesine ne diyor? Fakat pek şiddetli ameliyat-ı cerrahi yaptı. Futul Gayb kitabında ey ya gulam tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyat-ı cerrahi yapıyor. Ne diyor biliyor musun ya gulam? Ey münafık, ey dinini dünyaya satan münafık. Ben kendimi o gulam yerine vaz ettim fakat pek şiddetli hitap ediyordu. Ey yel münafık, ey dinini dünyaya satan riyakar diye yarısını ancak okuyabildim. Sonra o Risale'yi terk ettim. Bir hafta bakamadım. Fakat ameliyat-ı cerrahinin arkasından bir lezzet geldi. İştiyak ile o mübarek eseri acı tiryak gibi veya sulfato gibi içtim. Elhamdülillah kabahatlerimi anladım. Ben Risale okuyorum, anlamıyorum kabahatlerimi. Yaralarımı hissettim. Gurur bir derece kırıldı. Allah Allah. Ey gulam. Ey dinini dünya satan münafık. Ulan bize dese. Bir abi kardeş dese, bu ne ya? Ya münşide nazmi fekulhu ve la tahaf. Ey Risale-i Nur ve sözler sahibi bana bak. Gafil davranma. 1332'de mücadele başla. Sözleri korkma yaz söyle. Ya münşide nazmi fekulhu ve la tahaf. Ya Risale-i Nur'un ve sözlerin sahibi bana bak. Gafil davranma. 1332'de, 1916'da mücadeleye başla, sözleri korkma yaz, söyle, korkma. Biz ise aman aman ha, sus, lan. Söz verdim madem keseceğiz, tamam. İnşallah bir günde Celcelüti'yi okuruz. Hasan abi. Efendim abi. Şimdi ben okumadım, bilmiyorum da sadece bu karıştırırken kitabını görmüştüm. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında o sikke iltastik gaybi de herhalde yok. Ama böyle bir şey var. Bediüzzaman İbn-i Mirza'ya mektup diye. İki tane. Yani ben şimdi acaba dün tarihte böyle bir tevafuk mu olmuş? Mahiyetinde muhtemelen yani üstada hitap ediyor yani. Ustad bunu söylüyor zaten. Risale'de var. Evet o zaman da böyle şans var ama mektubun içeriklerinde Risale-i Nur'u söylüyor. İmanı takihi kazan. Tahkik eyli ol, imana hizmet et, imanı şey yap, hep onu, Mirza Bediüzzaman, ustadın babası kimdi, adı neydi? Mirza. Bediüzzaman lakabı. Hani aslında o zatın adı varmış böyle ama bu anne babasının, babasıyla tevafuk etmesi, ustad şey yapıyor, tevil ediyor,
Ustada ait İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iki tane mektubu var. Hatırlayan var mı kaçıncı mektup? 70 küsürüncü galiba 77. mektup bir tanesi. Bir tanesi de 158. mi neydi? Kafamda öyle kaldı ama iki tane mektup. Babasının künyesiyle hitap ediyor. Mirza Bediüzzaman'a mektup diye. Onlar mesela Geylani Hazretleri burada şeyden de bahsediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden de bahsediyor. Bak onları şey yapmadım ben sizi sıkmayayım diye. Bak göstereyim onu inşallah. Kimlerden bahsediyor bak. Diyor ki mesela Ahmedi Camii Kudüs-i Sürü'yü demiş ki her 400 sene başında mühim bir Ahmet gelir. Bin tarihi başındaki Ahmet en mühimidir. Yani Elfin Mücedididir. Ahmedi Fariki. İmam-ı Rabbani Hazretleri için söylüyor. İşte böyle mutlak bir surete söylediği halde İmam-ı Rabbani'nin Kudüs-i Sürü'yü büyüklüğü. Gelani söylüyor. Büyüklüğü. Teşahhusu, o haberi gaybi katiyen kendine almış. Başka kimden bahsetmiş? Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi Kudüs-i Sürü'yü. Başka kimden? Nakşibendi'den müphem bir surette bahsetmiş. Kaderi ve Nakşi tarikatı deniliyor ya. Kaderi tarikatın piri Geylani, Nakşi tarikatının piri hani Adıyaman falan Nakşibendi Hazretleri'dir. Aralarında ne kadar var? 100 sene var. 100 sene. Bunlardan haber veriyor mesela. Mevlana, hangi Mevlana'da bakayım? Mevlana Celaleddin-i Rumi'den de bahsediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden bahsediyor. Çok stajkarını. Acayip ya bu. Hani geleceğe ait insanda merak var ya işte. Sikeyi tasdik-i gaybi haber bülteni kitabı bu. Neler bundan çıkartıyoruz? Mesela Asya'nın İttihad İslam'dan önce olacağını buradan çıkarttım. Var yani. Öyle zor değil. Tarihçede de var. İlk önce Alem İslam, Araplar İslam Birliği'nden önce ilk önce Asya şurası olacak diyor. Asya Birliği. Burada yazıyor bunları. Haber, merak haberin varsa bunu okuyacaksın. Sikeyi tasdik-i gaybi. Cenab-ı Hak onlara talebe eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet. Ya Rabbi zatı Zülcelaline bizi de kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bize emanetlerini kıl. Ya Rabbi pirlerimizden olan Nadir abimizi de haberdar eyle. Ustadlar emekleri bize olanlara, Rüştü abilerimize, Tahir abilere, Zübeyir abilere ve bütün Risale-i Nur'a hizmet etmiş, gönül vermiş Sungur abilere. İsimlerini sayamadığımız yani zerre kadar hizmet etmiş, dua etmiş, katkısı olanları iki cihanda aziz eyle, iştirakı amal uhreviyeden hisselerin ziyade eyle, bizim de arkamızdan böyle dua eden nesilleri nasip eyle, evlad-ı yalimizden hizmet imanı Kur'an'ı da hadim eyle ya Rabbel Alemin. Aklımızı marifetullah, kalbimizi muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات